sevgili arkadaşlarımız. Burada olan burada kalır. İlk defa dünyada arabalı gösterisini yapmak üzere yola çıktık. Efendim ben Deniz, ofisten yola çıktım. Hemen yanımda arabayı kullanan, dünyanın bütün sakallarına sahip The Sakal of the World ve hemen arkamızda yüzünü göstermemekte ısrar eden Inamatu. Zaten gözüküyor yüzünü. Evet, abi çevirebilirsin. Evet, yani. Inamatu Tokyodes kendisi de ofiste ricamız üzerine seksi bir bikinisini kimonosunu çantasına koydu. Gösterimiz sırasında kuliste bize eşlik edecek. Bana ayrı kulis yapıldı. Evet, Inamatu Tokyodes ayrı bir kulis istiyor. Sakal ne diyorsun? Sen de ayrı bir kulis istiyor musun Emre? Yok hocam. Ben en kötü arabada otururum. Ben işte bak, böyle personelle çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Sevgili Can Yılmaz'ı aradım bugün. Hocaların hocasını. Hocam hazır mısın dedim. Yine her zaman olduğu gibi abi boynum çok ağrıyor. Galiba benim tansiyonum yükseldi. Elim ayağım titriyor. Yüreğim senkoplu vurmaya başladı gibi bahaneler üretti. Hocam dedim, bütün bunlar hani sanatçı kaprisi ise, sahneye çıkmamak için böyle nazlanmayı, niyazlanmayı bekliyorsan bana ilacını al, 10 dakika içinde haber ver. Çıkıyor musun benimle, çıkmıyor musun? Eğer çıkmıyorsan ben tek başıma da bu gemiyi yanaştırırım hocam dedim. Şimdi kapatıyorum dedim. 2 dakika sonra hemen dırt dırt. Alo, hazırım abi. Çünkü böyledir Can Hoca. Şov dünyasında herkesin bir alternatifi vardır Can Hoca, unutma bunu. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sananlarla doludur yavrucuğum. Üstadımız Nur Bey'den güzel bir vicizeyle kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Sakal yine her zaman olduğu gibi dünyanın bütün ışık, ses, efekt, her türlü tertibatı aldı. Arabanın önünde Ventus'la kamerasını koydu. Yol görüntüleri çekecek. Bir taraftan buradan da efendim Sakal'ın çekmiş olduğu görüntüleri takip etme şansımız oluyor. Sakal gördüğünüz gibi sabah evden pırıl pırıl çıkmıştı. Abi sinek kaydı tıraşla çıktı. Evet, sabah sinek kaydı tıraşla çıktı. Abi sana sürprizim var. Akşam teknik masada damat tıraşımla yanınızdayım dedi. Ve 1 saat 45 dakikada bulunduğu yerden ofise geldiğinde akşama doğru, işte bu öğleden sonra şu saatlerde de Sakal bu hale geldi. Bu hale geldi, evet. Onun için de The Sakal of the World unvanını sonuna kadar hak eder. Hak ediyorsun abi. Sağ ol hocam. Hak ediyorsun. Evet arkadaşlar, şu anda gösteri yapacağımız yeri, sahnenin arkasındayım. Sevgili ortağım, hocaların hocası Can Yılmaz'ın gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Prodüksiyon bize bir tane kulis otobüs, hani bu rock yıldızlarının kullandığı, daha önce Bon Jovi'nin kullanmış olduğu otobüs, efendime söyleyeyim, Tarkan'ın kullanmış olduğu otobüs. Ondan bir tane ayarladılar, fakat Can Yılmaz'ın yoğun kaprisleri, ben ille şahsıma ait bir otobüs isterim diyerek işi sulandırmasıyla, efendime söyleyeyim, bizde büyük yük oldu gerçi prodüksiyon, ama 2 tane otobüs kiralamışlar. Göstereyim size. Çıkmamıza yaklaşık 2,5 saat gibi bir zaman var. Hep beraber sahnenin arkasını göreceğiz, platformu. Ben de bu arada kendi kameramla tabii. Niye abi? Yapıyorum. Adam çekiyor zaten. Olsun. The Sakal of the World de şu çabasını görünsün. Görünsün. Abi arkaya hocam dikkat et, gözünü seveyim. Tamam. Buyurun hocam. Gidelim. Hocam yine bakıyorum, korona tedbirleri çerçevesinde. Evet abi, biraz kalabalık çünkü burası. Maskenizi takmışsınız.
Şu anda sahne arkasından sevgili Can hocamızla beraber yürüyoruz efendim. Ben burada ilk defa gelip bir sound check yaptım biliyorsunuz. Hoca da benden sonra yaptı. Vay vay vay. İşte sahnemiz. Vay, vay. Şöyle göstereyim. Evet, muhteşem bir sahne. Aferin sakal, görevinin başındasın. İşte bu alan. Maşallah, maşallah. Ne diyorsun Can Hoca? Ürkütücü. He? Ürkütücü. Ürkütücü mü? Evet abi yani. Abi şimdi hani bu işlerde böyle yakın mesafedir ya. Gelsinler tamam. Yakın mesafedir ya bu işler. Şimdi burada yakın mesafe yok. Merhaba dostlar. Şimdi hocam merhaba dostlar dediğiniz ilk yakın mesafe şurası. Şu evet. Arkadaşın koymuş olduğu dubaların olduğu yerden itibaren evet. Seyircilerimiz arabasıyla birlikte gelecekler. Biz de senin her zaman olduğu gibi şu alanda yaratım sürecimizi alanda. Gerçekleştireceğiz. Tamam. Yaratım deriz biz ona hocam. Evet. Siz bilmiyorum ne dersiniz. Vallahi evet. Oldukça büyük bir İlginç sahne. Bir deneyim bu. Konser deneyimi yapılıyor biliyorsun dünyada da abi. Evet. Arabada insanlar arabalarında oturuyorlar ve dikkat et oraya. Konser yapılıyor ama böyle sözlü bir çalışma yani gösteri veya tiyatro veya stand-up denilebilir. Böyle bir şey yapıldığını ben duymadım. Evet. İlk defa oluyor böyle bir şey. Evet hocam. İlginç bir şey olacak yani inşallah güzel olur. Heyecan güzel olmasa da ilk defa yapılan bir şey olduğu için heyecan tabii ki var olmaz mı? Ya kimsenin denemediği bir şey deniyoruz şu anda. Abi bu cesaretinden ötürü seni kutlarım. Sağ ol. Yani, hocam cesaret benim diğer adım. Evet. Yani. Öner sevgili yeğenim Öner'e de teşekkür edelim burada abi bu evet. Bahaneyle. Bizi sahneye atıp kendi toz olduğu için. Abi yaparsınız deyip kaçtı. Evet. Şu ana kadar yok kendisi. Hocam bu arada... Satılan bileti de söylemedi. Hocam bu arada organizasyon komitesinden almış olduğum bilgilere göre... bize arkaya bir tane otobüs getirdiler. Evet. Bir tane. Şimdi bir tane otobüs getirdiler. Bu otobüsü daha önceden efendime söyleyeyim Bon Jovi kullanmış. İşte Tarkan kullanmış. Sonra Kenan kullanmış. Bize mi nasip oldu şimdi? Bize nasip oldu ama zat haliniz ben de şahsıma ait otobüs istiyorum deyip ayaklarınızı yere vurarak tepindiğiniz için isterim evet. Dediğiniz için organizasyon komitesi de paraya kıyıp iki otobüs getirmiş. Şimdi gelin otobüsleri bir gezdireyim hocam. Tamam size. Abi inşallah otobüslerin parası çıkar. Bakacağız. Yalnız ben abi ne kime demişim o otobüs isterim. Abi organizasyondan bazı arkadaşlara söylemişsin. Evet. Onlar da ya Can Hoca niye böyle yapıyor abi falan filan dediler. Ben dedim ki sanatçıların bazen böyle hassas talepleri olur. Ya ben bir tane soda yani, bile istemedim. İşte bazen nerede benim sodam diye sanatçı sinirlenirse evet. O performansı etkiler. Evet. Şimdi burada da nerede benim şahsıma ait otobüsüm diye bir feveran olduğu için evet. Organizasyon... Adam şöyle dedi, lanet olsun verin şunun yani, otobüsünü de. Verin şu 40 bin lira günlük kirayı da kardeşim. 40 bin lira mıymış? Evet yani ben de hiç olmazsa şu yükü üstümden atayım demiş. Abi biliyorsun otobüs oynamaz aktör oynar. Evet işte otobüs hocam. Bir... Vay vay. Ve iki. Görüyorsunuz. Abi bu otobüslerin bizim için geldiğine emin miyiz? Kesinlikle bizim hocam. Şimdi kıymetli hocam, otobüslerimizi size gezdireceğim. Bu hangisi senin, hangisi benim abi? Hocam arkadaki sana ait. Şu. Evet o size ait. İçinde küçük ölçekte bir jacuzzi var. Efendim mesela masaj koltuğu var. Ağzım bal yesin abi. Demek ki bayağı dolu şu anda. Yani şu böyle anda, bize 40 bin liralık otobüs tahsis ettiklerine göre. Evet dolu. Çünkü bir de yani şu anda daha konser gösterimizin başlamasına 2 saat olmasına rağmen şu anda müşteri kapıları zorluyor. Öyle mi? Açın ki önden yer kapalım diye böyle bir telaş var. Şimdi hocam sizi hep beraber, siz de tabii evet. Dolayısıyla bizi izleyen arkadaşlarımıza da sanatçı karavanına. Bu seninki, bu benimki. Evet, yanlışlıkla meydan vermeyelim. Fark etmez hocam. Sizinkinin, üzerinde bak, yazıyor mu? Sizinkinin bir tek jacuzzi'si var. Seninkinde mi? Benimkinde yok jacuzzi. Ben istemedim jacuzzi çünkü etkinlik kullanmak... Etkinlik alanında maskesiz dolaşmayın. Adetim diyor. Değildir. 14 tane kural koymuş. Buyurun hocam. Vay. Evet buyurun. Evet ben daha önce de böyle otobüslere binmiştim ama... Evet. Vay 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 Zafer abi. Evet. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Mus falan var. Hiç. Hiçbir masraftan kaçınmadık Can hocam. Buyurun lütfen. Evet. Evet bu bizden önce galiba Kenan kullanmış abi. Çünkü evet. Program var burada. Söylediği şarkılar var. Bakayım evet. Neler varmış.
intro. Tutan yarım zamanı biz yapılmış. Evet. Onda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, gayet güzel. Karavanıma geleneksel olarak kolonyamızı ikram ediyoruz. Evet Can Hoca, şimdi bu akşam belki de dünyada bir ilke. Evet, belki de bilmiyoruz. Şimdi çok takip etmediğimiz bir şey. Evet. Belki de hakikaten ilktir böyle bir şey yani. Hocam belki de değil, ilk zaten. Yani dünyada daha önce böyle bir şey yapılmadı. Konser arabalı yapılıyor. Evet, ama arabalı stand-up gösterisi. Stand-up veya gösteri veya evet, böyle bir tiyatro falan gibi bir şey yapılmamış. Evet, onun için evet, bu akşam tarihe geçtiniz hocam. Daha bir şey yapmadan. Hiçbir şey yapmadan. Çünkü bu akşam tarihe evet, geçtik. Ben şunu acaba çıkartsam bir şey olur mu? Birdenbire benim aklıma şey geldi. İlk gösterimizi yaparken Rotterdam'da hatırlıyor musun? Elini ayağın böyle boşalmıştı. Çıkamayacağım abi. Çıkamayacağım abi. Yapıyordun. Onu bir kere daha söyledim. Ben öyle bir şey demedim abi. Biliyorsun abi, biz çırak, yani çekirdekten yetişmeyiz yani sahneye. Onun için elim ayağım titredi, boşaldı falan deme. Ben sakal mıyım abi? Ben gayet rahatım diyorsun. Rahatım ama yani keşke biraz çalışsaydık. İyi olurdu. Hocam, ben nasıl başlıyordum? Merhaba mı diyor? Hocam merhaba dostlar. Gün geçmiyor ki. Ha, gün geçmiyor ki diyordum evet. Yani sahne çok yüksek. Sahne yüksek. Dolayısıyla sahnenin yüksek olması belki senin performansını etkileyecektir hocam. Yok ama sen... şey var. Barkov var değil mi? Şeyler var. 3 tane barkovumuz var. Bunlar, 3 tane büyük. Yani seyirci bize zoom, kamera bize zoom yapacak değil mi? Evet. Yani yüzümüz gözümüz belli olacak. Çünkü jestlerimiz ve mimiklerimizle meşhuruz biz yani. Evet. Ve... Çünkü ben bir espri yapıyorum mesela. Zafer abi bu mu lan bakışı var mesela, onu almadıktan sonra müşteri onu alması lazım ki yani onları da gösteririz hocam. Tabii. Evet, onları da gösterin yani, benim kahkahaları mesela, her arabaya birer mikrofon konulabilir seyircinin arabanın içindeki kahkahasını duymamız açısından. Ya da selektör yapar. Ya da derin bir sessizlik olursa kötü olur. Ya da birden bir arabaların geri vites lambalarının yandığını görürsek anla ki konser alanı boşalıyor. Ama en azından abi bak, hiçbir şey olmasa da gelir ve bir şey bu. Neden? Bir şey, şey gibi oldu ama seçim zamanının lafı gibi oldu. Hiçbir şey olmasa gibi bile böyle bir operasyona karar verip böyle bir organizasyon yapmak bile bir şey. Bir kişi gelse ben gene oynarım abi. Evet. Bir kişi bir kişidir. Evet. Yani sen çünkü bu konuda çok duyarlı bir insansın. Yıllarını tiyatroya verdiğin evet, için. Evet. Bir kişiyi bile yani bir seyirciyi evet, bile kazanmak. Bir arabaya oynarım. Ya bir kişiyi oynamam da bir arabaya oynanır. Bir arabada, arabada iki kişi var. Üç kişi var en az. Ha, üç kişiyi oynarım evet, diyorsun üç hocam. Üç kişiyi oynarım. Peki hocam, bundan sonra bu arabalı serilere devam edecek misiniz bu akşamdan sonra? Mesela talep geldi hani. Talep geldi. Mesela İzmir'de de yalvarmazlar büyük ihtimalle de. İzmir'de mesela böyle bir organizasyon yapıldı. Böyle bir yerimiz var. Abi bizim memlekette arazi de zor yani mesela. Hani burası, şu anda doğru öyle bir arazi yani bulmak. Burası da dolgu bir alan yapıldığı için böyle bir arazi var. Yoksa nerede? İzmir'de mesela öyle bir yer var. Gelin biz burada 500 arabalık, 1000 arabalık bir yerimiz var. Böyle bir şey yapın derlerse gideriz tabii. Evet. Hocam. Sivas'tan çağırırlar, Konya'dan çağırırlar. Gösteriye çıkmadan önce duş almak ister misiniz? Ben duş aldım da niye? Ha yani duşum var da. Abi bunu söylemek aynen için. Abi yani bir iki saatliğine buranın kralı sensin belli ki. Çünkü iki saat sonra iş bittiğinde Doblo'ya bindirip seni eve... yani ya benim içeride... İçeride benim poşetim vardı diyene kadar otobüs gidebilir. Zaten otobüsten de şöyle bir ses gelecek. İçeride malzeme kalmasın. Hani... Onun için şu anın tadını çıkaralım. Şu anın tadını abi sen jacuzziye falan gireceksen biz çıkalım. Yok hocam jacuzziye girmiyor. Jacuzzi yok. Jacuzzi seninkinde var. Ha benimkinde mi var? Benimkinde var. Benimki sadece duş var. Klasik duş var. Olsun abi. Duşa kabir var. Arkasında bornozum var. Zafer Algöz yazıyor bornozla. Böyle. Abi bu nasıl organizasyon maşallah. Tebrik ederim. Yani evet, bu kadar en ince ayrıntısına kadar yani bornozunda Zafer Algöz yazacak kadar evet, mükemmel. Öner Işık var hocam. Evet Öner Işık'a bir kez daha teşekkür ederim. Teşekkür kendisi ediyorum. Gelmedi ama hani evet, uzaktan seyrettiğini ümit ediyoruz. Evet, hani. Bu arada demin hocam kırk kırk diye bir takım sesler duydunuz. Evet. O yani şahsi karavanımızdaki buz makinesinin yapmış olduğu evet, buzların sesi o. Buz makinesi de var ha? Buz makinesi de var. Yani her türlü konfor düşünülmüş. Eyvallah. Bizim Bulgaristan'da Ali Baba Yedi Cüceleri çekerken de böyle güzel bir otobüs vardı, hatırlar mısın? Evet. Siz, size ait yani böyle kendinize evet, inzivaya çektiğiniz otobüse benziyor. Evet. Onda buz makinesi yoktu. Tabii sakalım. Bizde bir tane vardı o otobüsten. Hintliler film çekmeye geldi. 15 tane vardı otobüsten onlarda. Doğru söylüyor. 15 evet, tane vardı. 14'ü kostüm doluydu. Ama bir, şunu da kabul edelim ki Hindistan'da
57 milyon kişi seyrettiği zaman adam iş yapamadık diyor. Adam kendini tokatlıyor. Zarar ettik diyor bu sene. Tabii. Yani bizde 3 milyon 5 milyon seyrettiğiniz zaman şampanya patlatılan bir ülkede. Tabii. O Hindistan'da bir tane film vardı. 73 milyon yapmış. Adam kafasını taşlara bakıyordu. Zarar battım ettik. Battım diye. Evet. Battım yani diye, onun tabii. için 10 tane olsun sakalım. Evet. Evet, sakalın anekdotu da boşa çıktığına göre. Yalnız onları biz bir kere sokakta görmüştük. Sofya'da, hatırlıyor musun abi? Evet. Ya o kadar çala kalem çekiyorlar da hiçbir şey durdurmuyorlardı abi. Otobüs geçiyor, tramvay geçiyor, bedava vatandaş geçiyor. Tabii. Trafiği de bedavaya getiriyorlar. Çünkü orada onların asıl yapmak istedikleri bir tane şarkıya klip çekiyorlardı. Evet. Ve her defasında kız ve erkek baştan yeniden giyiniyordu. Giyindiği için onların tek istediği öndeki iki tane oyuncuya odaklanmak. Arkadan otobüs geçmiş, tren geçmiş, evet. umurlarında değil. Onun için sakalın dediği gibi. Devamlılık yok yani. Yoktu. 15 otobüs gelmiş. 14'ünde kostümler vardı. Kadın devamlı kostüm giyip. Yalnız o kostümlerin arasında adam uyuyordu. Böyle raflar vardı. Raflarda adamlar uyuyorlardı. Ne yapsın abi? Kalecilikten. Çünkü parasızlık var. Sefil durumdasın. Kalecisin. Evet, evet. Hindistan'dan gelmişim Bulgaristan'a. Evet. Niye? Yani ben niye onlar burada çekiyordu acaba? Falan çok acayip. Malzemeler evet, çok eskiydi abi. Sesli Levent vardı mesela. Dedi ki bunu benim dedem kullanıyordu dedi ya. Mikrofon böyle bant sarmaktan mikrofon gözükmüyor. Evet, bence onlar ekip olarak bir tek oyuncular uçakla gelmişti. Geri kalan bütün ekip olduğu gibi çift katlı otobüsle gelmişti. Onlar. Olabilir. Karayoluyla gelmişlerdi. Bulgaristan'a gelmeleri enteresan. Güzel günlerdi. Sofya'da da güzel günlerimiz oldu. Evet hocam. Şu ne abi? Hangisi hocam? Hocam o elbiseyi asıyorsun oraya kostümü. Evet. Bir kırışıklık var mesela kostümde. Ha, evet. Bu buhar üflüyor hocam. Evet. Bununla beraber böyle kostümü tutup yukarıdan aşağıya doğru halep 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 yapıyorsun. Sizin var mı ihtiyaç? Benimki yapıldı hocam. Şu anda kostümlerim ütülü. Çok iyi. Yaratım sürecini bekliyor yani. Çok iyi. Hazırım o anlarda evet. hocam. Ama benim otobüsün anahtarı olmadığı için yani şu anda hocam, demek ki. Hocam bir işi varmış. Bir de yani da. Tahsis edilmiş sağ olsunlar. Teşekkür ederiz ama evet. anahtar ve şoför bulunamadığından buradayız arkadaşlar. Evet hocam. Bakıyorum Kenan'ın parçalarına tek kürekçim var. Tek kürekçim sensin benim. Ne yaparsan yap aşk. Biz tutamıyorum zamanı. Bonus da kime ne? Hani bir alkış daha olursa sosyal gayretle. Bizde biz yok. Da. Bizde biz olmuyor. Bir ama de, biz olursa da yani zafer, zafer, zafer falan diye bir şey olsa bir şaka daha ilave edilebilir. İlave ederiz çünkü dağarcığımız da mevcut hocam. Çok. Yani. Mevcut. Tonlarca espri var. Evet. Burada sadece 7-8 tanesini harcıyoruz. Harcıyoruz. İlerleyen zamanlarda tabii ki gösterir bize. Biz de onları artık böyle bir zincirin halkaları gibi tık tık evet. tık, tık tık ekleyeceğiz. Bu oyun 60. oyun zannediyorum. 60'ı bulduk yani bu oyunda. Evet. Evet. Buraya nasip oldu. Evet. Tabii bu pandemi yani salgın diyelim Türkçesini söyleyeyim. Salgın olmasaydı büyük ihtimalle biz şimdi zaten turnede olurduk. Evet. Çünkü bağlantılar yapılmıştı. Belki de 100 oyunu geçmiştik. Evet. Mart'tan beri. Kısmet olmadı, nasip değilmiş. Bu da bunda da bir hayır vardır. Ama tekrar üstünden geçtik, kendimizi tazeledik. Tabii. Tam 12 dakika çalıştık. Değil mi abi? 12 dakika sürdü. Yani evet. buluştuk ve evet. okuduk. Tamam yani. Hocam bu arada evet. geçen programımızda biliyorsunuz zatenizde bir tavla maçı yaptık. Evet, evet. İranlı Tebriz'den gelen Muhammad Emin Gorbani beyefendi. Müsabakadan sonra kendisini ocak başına götürdük. Öyle mi? Tabii. Allah ben niye yendim, verdiyse, ben niye gelmedim? Sen benim yolum uzun, 60 kilometre tamam, araba evet, kullanacağım evet. falan deyip gelmedim. Ben de misafirimize sahip çıkmadığına Muhammad Emin Gorbani'yi bir ocak başına götürdüm. Adam bir tek masayı yemedi. Kendisine bak, selam olsun. Hocam bak. Bursa'ya gelmesin. Bursa'ya gelmesin. Ne var ne yok masanın ha. tamamını yedi indirdi. Finalde kendisine bir tane de künefe söyledi. Künefesini de boğdu. Otele bıraktım. Ya ertesi günde buluşalım falan filan deyince. Meşgul alsaydın. Meşgul almadım. Ben hemen Muhammed Emin Gorbani'ye dedim ki sen ne dedin bir kuru çeşmede bir tavla atalım falan dedim. Aa çok sevinirim dedi. Hemen geldik. Neyini oynuyoruz falan. Akşam yemeğine dedim. O dedi ki ben nasıl olsa akşam yemeğini evet. avantaya getirdim ya. Senin oyununu da gördü zaten. Ha işte İran'dan da buraya gelmişken hazır bu abimi ben bir parçalarım dedi. Buna tokadı bir koydum Muhammed Emin Gorbani'ye. Akşam dedim yemeğe nereye gidiyoruz yavrum dedim. Siz seçin falan dedi. Güzel bir bebek otele götürsün. Bunu hocam hemen güzel bir balık restoranına. Yavrum
Adam iki ne lokma, adam iki lokma bir şey yedi. Onu kursağına dizdine. Bak yavrum ne gerekiyorsa dedi. Böyle ahtapotlar falan filan yürüyerek masaya geliyor. Barbuniler, çekişlerle bir şeyler kırılıyor. Çoçu, tuzla muzla falan. Bunu var ya 2000'lik yaptım, 2000'lik. Dönmüştür artık o. Dönmedi de rengi döndü. Yani anladı ki Muhammed Emin Gorvani ben o zaman Bursa'ya gelmiyor. Yani, Bursa'ya yani. Gelmiyor. Bursa'da grubu iyice küçülttük. Sakal sen ben ne kadar... Inamatu Tokyo Desi geliyor. Tokyo da var. Evet, evet. Tokyo Desi yine seksi kimonosuyla gelip... Abi öyle deme çocuğa ya. Abi araba... Evet öyle bir huyu var yani seviyor. Aldı getirdi. Ama moda abi yani. Moda. Kimonosunu aldı getirdi. Gösteri öncesi giyebilir miyim? İstediğin yerde giydirdim. Uzak doğu kültürlerine. Bir dakika abi bir şey soracağım. Küçücük bir ayrıntı bu. Evet. Bizim gösterimizde Tokyo niye kimono giyiyor? Sahne arkasındaki görevin sırasında diyor. Ve kimonosuyla seyircinin arasında teşrifatta bulunmak istiyor. Abi kimonoyla seyircinin arasında o karanlıkla dolaşmasını ben tavsiye etmem. Ben de tavsiye etmem. Var mı hocam? Ben tavsiye etmem. Bence bir an evvel o şeyinden vazgeçtirelim. Evet. Heyecan, sahne heyecanından olsa gerek o ezel kararı mi almış. Ondan bir an evvel vazgeçsin. Ezerler. Ha? Ezerler. Evet. Üzerler aynı zamanda da yani. Aynı zamanda da karanlık ezerler oluyor çünkü. Hocam peki bu gösteriden sonra herhalde bunun yaratmış olduğu bir hani stres boşalması deriz biz. Evet, adrenalin. Ha yani canlı performans yüklemesi var şu anda. Canlı performans yaptınız. Şu anda evet. Performans öncesi bir adrenalin yavaş yavaş geliyor tabii. Evet. Bu sahneye çıktığınız anda eminim ki 2'ye 3'e katlanacak. Öyle umut ediyorum. İnşallah yani ben de öyleyim. Eğer yani aklımda kalanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani öyle umut ediyorum hocam. Performanstan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela evde oturup da böyle huzur içinde oh seyircimle etle tırnak gibi bir ilişki kurup muhteşem bir gece yaşadım. Ne güzel bir gece evet falan. Yani bunun mutluluğu, rahatlaması olacak mı hocam? Tabii güzel bir gece geçirirsek yani seyircimizle etle tırnak gibi olursak ve onları bu gece eğlendirip mutlu bir şekilde evlerine döndürürsek tabii ki gözyaşlarına bile boğulabilir insan yani yolda giderken. Evet. Ondan sonra güzel bir uyku çekersin. Vazifeni doğru ve güzel yapmanın verdiği huzurla vay be dersin. Bugün de... Paramı hak ettim. Ya arkadaş be. Ne parası ya, ya Zafer abi. Alkışı ya, hak ettim. Alkış. Ya paradan... Abiciğim sen paradan başka bir şey... Sakal hiç yakıştıramadım. Doğrunda var ya. İlk baba diyeceğine, anne diyeceğine para demişti. Paya, paya falan. Paya demiş babacığım, paya. Neyse insicamı bozma sakal ya. Ne güzel konuşuyordu Can Hoca. Tabii ki bir şey olur, rahatlama olur. Bu gece evet, tabii dün geceye nazaran daha rahat uyursun. Evet. Artık vazifeni yapmışsındır. Güzel bir şey olur. Bu tabii pozitif, her şey olumlu geçerse. Ama yuu ine lan aşağıya falan şeklinde olursa da. Ya da arabalarla platforma çarpmaya başlarlarsa. O zaman da tabii. Arabalara hazır tutulur mu? Sakal arabalara çalışır vaziyette. Çalışır vaziyette. Her ihtimale karşı. Sen çıkış istikametine çevir arabaları ve çalışır vaziyette bekle. Çünkü orada bir de arabaya Can Havli'de atlayıp. Olursa eyvah eyvah o büyük stres. Öyle, sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Yani 60 tane oyunda gayet güzel karşılandık biliyorsun abi. Evet. Gayet olumlu. Oyunun çıkışında bizi tebrik etmek isteyenler, kitaplarını imzalatmak isteyenler, Kafa Dergisi'ni imzalatmak isteyen bir sürü dostlarımız oldu. Zannetmiyorum ben bir şey tatsızlık çıkacağını. İnşallah hocam ben de öyle umut ediyorum. Size güveniyorum Can Hoca. Evet. Oyunun sonunda da belki yine bir şey çekeriz. Çekeriz. Sahnede de biz sahnede olduğumuz zaman da küçük şey vermeden, spoiler vermeden evet, bir şeyler çekebilir sakal. Evet. Oyun sonunda da o dediğin her şey yolunda giderse huzur içerisinde bir iki bir şey söylemek isteriz. Ve bunu verecek misiniz bunu? YouTube'a mı koyacaksınız? Evet hocam. Evet. Bir sonraki bölümümüz olay olacak. Evet. Evet. Hocam peki YouTube kanalımıza abonelik konusunda böyle nekes davranan evet, hala acaba mı diyen arkadaşlara bir mesajınız var mı burada? Var. Evet. Yani arkadaşlar seyrediyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Abone niye olmuyorsunuz? Yani abone olmak şeye bindi artık. İddiaya bindi. Niye 100 bin olamıyoruz? Niye 500 bin olamıyoruz? 150 bin olamıyoruz? Kimler oldu şeklinde aramızda bir şey var tabii. Bununla ilgili münakaşalar oluyor. Seyredenler %52'si abone olmadan seyrediyor. Yani takip öyle haber gelmiyor ona. Evet. Denk gelirse seyrediyor. Bu %52 oranı çok. Sizi üzüyor. Üzüyor. Yani abone olun. Abone olmak ücretsiz değil mi sakal? Yani ücretsiz. Abone ol tuşuna basıyorsun. Artık ve bildirimleri de açar. Abone oluyorsun. Ve bildirimleri de açtığın zaman biz koyduğumuz zaman videoyu pat
burada olan burada kalır başlıyor diye bir heyecan kaplayabilir. Hemen herkesten evvel seyredip oradaki güzel eğlenceden faydalanmış olursun. Yani ben onu anlamıyorum. Mesela gerçekten kafam basmıyor. Ben de mesela seyretmek istediğim şeyler var. Ya ona abone oluyorum mesela haber gelsin diye. Tesadüfe bırakmıyorum işi. Evet. Bunda da abone olmak ücretsiz olduğuna göre bence abone ol tuşuna basıp ve bildirimleri de açıp abone olabilirsiniz. Bizi 100 bin yapabilirsiniz. 100 bin olunca bir şey veriyorlarmış oğlum. Plaket. Vay. Ben plaketi şu plaketimizi alalım. Evet ya, almamız lazım. Almamız yani, lazım sakalı. Dekorumuza da koyalım onu. Tabii plaketimizle birlikte dekorumuz. 11 yaşında çocuğun 47 milyon takipçisi var yani. 47 milyon mu? Ne yapıyor peki canlı? Adamın plaketten dükkanda yer yok. Oyun anlatıyor ne bileyim abi bir şeyler anlatıyorlar işte. Allah Allah. Gençlik böyle bir şey abi yani. Neyi sevdiğini bilemiyoruz gençliği. Ama biz kendi çizgimizi bozmuyoruz abi. Hocam yani peki. Şöyle bir şey var. Tabii ki 500 bin olmayı ben de isterim de. Evet. Ama 500 bin olacağız diye de şimdi birbirimize tokat atamayız yani. Talaş da yemeyiz. Öyle bir şey yok. Bizde hakaret yok. Küfür yok. Hiçbir şey yok. Eğlence var. Hocam peki vaadimiz son olarak. Bu. Hocam son olarak. Avrupa'da hasretle yolumuzu bekleyen gurbetçiler var. Evet. Almanya'ya niye gelmiyorsunuz? En son Hollanda'ya niye gelmiyorsunuz? Belçika'ya niye gelmiyorsunuz? Şu anda Avrupa Birliği Türkiye'yi hala yasaklı ülke statüsünden çıkarmadı. Bugün hatta bunun toplantısı vardı. Evet. Hala Türkiye ile ilgili tereddütleri var. Cezayir falan serbest. Türkiye'de nüfustan dolayı herhalde bilemiyorum. Avrupa Birliği'ne zaten gidemeyiz yani. Anlıyorum. Ve kalabalık işler hala Avrupa'da yasak. Öyle mi? Hmm. Ya ama millet yine kafeleri mafeleri dolduruyor. Kafeleri burada dolduruyor ama yani biz bir şey yapıyoruz dediğin zaman gene bir 300-500 kişi gelecek ya abi. O yasak. Yalnız Amerika'da Los Angeles'ta mı San Francisco'da mı ne hatırlamıyorum. İkisinden birinde bütün restoranları kapattılar dün biliyorsun. Orada biraz çok cıvıdı. Yani bayağı, orada çünkü yanak yanak korona dansları başladı yani. İngiltere'de bayağı. De bence öyle bir şey bekliyorum ben. Sahilleri gördün mü abi? Yani evet. Bizim sahilleri aratmıyor tabii de. İğne atsan yere düşmez halde yani İngiltere'de de. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin abi ne diyelim ya. Yani? Amin diyelim hocam ne diyelim. Evet gösteriden sonra görüşürüz hocam. Gösteriden sonra tekrar eğer. Yani görüşmezsek zaten anlayın ki. Hocanın tansiyonu yükseldi demektir. Ama görüşürsek bir bu yayını seyrediyorsanız. Ve sonrasından da bir yayın görürseniz anlayın ki güzel geçmiştir. Evet. Seyircimizle adeta etle tırnak gibi olmuşuzdur. Ümit ediyorum bugün çok güzel bir gün olacak. Evet. Yani belki de şöyle bir şey olur. Kaçıranlar açısından söylüyorum. Mesela gitmek istiyordu da hani ya işim vardı gidemedim falan filan diyenler olabilir. Onlar için kötü olur. Oldu. Evet. Olabilir yani. Ah be ne güzel. Tarihi bir an. Belki de tekrar da olmaz. Bilmiyoruz onu. Evet. Tarihi bir an olurdu. Hocam bu keşke arada gelseydin. Bu arada siz ödül olarak bazı arkadaşları buraya davet ettiniz hani. Evet, kazananlar 10 kişi, diye. 10 kişi seçtik evet. Onların içinden bir arkadaşın mesajı benim hoşuma gitti. Abi gelelim de arabayı nereden bulacağız? Şimdi evet. Zaten evet. Bizde de 2-3 tane araba var. Yani Allah daha çok versin bir şey abi, demiyorum. Cümlemiz abi. Hiç olmazsa birini şu çocuklara tahsis etseydin mi hocam? Gösteride içinde ben otur. İşte. Ya bu sakalı var ya. Arkadaş. Ya Allah buna fırsat vermesin ya. Her şeyi nakde çeviriyor adam. Sakal. Bak. Her şeyi ya. Hemen ben kiralayabilirim abi diyor. O şimdi alet adam geldi buraya gösteriye. Arabam yok abi. 3 kişi evet. Geldim. Kaça kiralayacaksın arabanı? Günlüğü 250'den verir. Ne günlüğü lan adam 2 saat bir seyre çek orada. Ya abi bunlar var ya bunlar. İşte bu memlekette abi fırsatçı dolu ya. Evet. Ya fazla uzağa gitmeyelim. İşte yanımızda. Ulan adam 2 saat şurada bizi seyredecek. 250 liraya mı kiralıyorsun? Şurada yemeyeceğiniz şeyler varsa onları da ben arada şey yapabilirim. İkram. Kapat abi şu yayını. Vallahi tansiyonum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Sakal var ya her türlü nakde çevirmek üzere kendini oğlum, programlamış. Oğlum alma milletin abi. Şeyini. Bunu, bizim değildir belki. Dolabı her molabı boşaltma. Boşaltır o. Sakalı abi şimdi bak, bilir. Abi bak sakal boşaltır fatura sana kesilir. Zafer Algöz'e bak ya. Muzları yine götürmüş. Kim takak sakalı abi? Nereden bilsin millet? Tabii. Sen kullandığın için Zafer Algöz'e kalır ihale. Adama bak 18 tane soda içmiş 2 saatte. Sakal yapma oğlum. Alma oğlum onu şöyle. Ben söylerim otobüsün sahibine. Kardeş biz bir iki soda içtik, iki de muz yedik derim. O kadar. Gerisinden ben sorumlu değilim. Hocam iki muz demişken oraya 4 tane muz geldi. Evet. Yani bana geldi şu anda. O 4 muzun birini bana ayır. Hatta yarımına da razıyım. Abi ben biliyorsun ama ki oyun öncesi yemem. Ha, yani oyun sonrası bir tane muzum var helalinden hocam, yerim. Bir de burada 42 numara bir sandviç var. O da hocanın. O perde arasında hep.
perde arasında hani hafif açlıktan bir şeker düşer ya. Midenin suyunu alır abi. E tabii yani suyunu alsın. Bana sadece yarım muz bırak yeter hocam. Benim tabii yarım. Otobüse giremediğimiz için belki bende de aynı setup orada da olur. Ama otobüse giremediğimiz için bilemiyoruz. Şu anda muavin bekliyoruz ki senin karavanı da açsın evet. Da hocam. Ben abi oyun öncesi yemek yemem. Oyun sonrasında bir tane muzumu helalinden yerim. Yaşasın. O benim ritüelimdir yani. Evet. Muzsuz çıkmam diyorsun. Hayır, muzsuz otele gitmem. Ha. Eve gitmem. Yani bittiği zaman mutlaka elimde muz olur. O benim muzla da eve gitmem diyorsun. Alameti farikamdır yani. Anladım. Muzla da eve gitmem. Muzla muzu burada boğarım olay yerinde diyorsun. Evet abi hemen şurada biter bitmez yutarım ve o böyle beni işimi güzel yapmanın bir bana kendime verdiğim bir hediyesi gibi düşün. Bir armağan doğru. Yani onun lezzeti. Evet. Evet anladım hocam. Evet. Anladım. O zaman performanstan sonra görüşmek üzere. Evet peki, görüşürüz. Sakal muz abi. Falan yeme. Sakal bence bak muzdan birini ye. Sonra bol buzlu bir su iç. Hemen ama üstüne. Yarım saatte taşa otursun. Yarım saatte taşa otur. Buradan eve var ya uçarak gidersin. Arabaya gerek kalmaz yani. Evet Sakal. Peki hocam görüşürüz. Görüşürüz ya. Şu anda tarihi bir ana tanık oluyoruz. Çünkü daha evvel arabayla seyredilen, konser yapılmıştı ama arabayla seyredilen bir gösteri, tiyatro veya stand-up yapılmamıştı. O da bize nasip oldu. Amerikalılar yapmadan biz yapalım dedik. Şimdi beni biliyorsunuz, Can Yılmaz'ım ben. Piyasada daha çok Çin malı Cem Yılmaz olarak biliniyorum. Kendi yaptığım esprinin kurbanı olarak Çin malı Cem Yılmaz esprisini ben buldum. Başıma bela oldu. 15 senedir bu çileyi çekiyorum. Afişin diğer tarafında Zafer Algöz olduğu için artık onu çağıralım. Çünkü yeteri kadar orada pişti. Türk sinemasının ve devlet tiyatrolarının, özellikle tiyatroların, Türk sinemasının ve bizim filmlerimizin usta oyuncusu Zafer Algöz. İşte bu. Gösterimize hoş geldiniz efendim. Sevgili ortağım Can Yılmaz'la birlikte sizlere bu akşam burada birbirinin ardı sıra dizilmiş hikayelerimizle hoşça vakit geçirmeyi amaçlıyoruz. Cem Yılmaz dedi ki canım abicim dedi siz zaten bu gösteriyi yapmaya başladığınızda seyirci sizi dövmeye niyetlenince ateş böceğini tutun, uğur böceğini yakalayın ya da zaferi tutun, canı yakalayın demeyecek. Diyecekler ki şu gözlüklü ibneyle kırbaçı yakalayın. Seyfi salon arkaya kadar dolu demişti. Biz de sevindik. Sonra oyun bitti, ışıklar yandı. Arka yok. Tek bir sıra varmış. Evet. Bu da böyle bir anımızdı. Yani... Abi seyirci şu anda titriyor abi. Abi şu anda ben anlıyorum ki şu muhteşem espriye korna çalıp selektör yapanların %90'ı Can Hoca'nın akrabaları. Camide bir adam. Dinledi. Oğlum dedi. Herkes gitti. Bak. Böyle kaldı. Şu sol dizini bunun yanına çekti. Boşluğunu aldı. Şöyle kalktı göz göze geldik. Dedim ki sıçtın mı dedim. Bursa'dan sebze yükleniyor. Yola çıkıyorlar. Düzenek hazırlanmış. İnce Mehmet buradan çekmeye başlıyor. Ve gitmeye başlıyorlar. İnce Mehmet gidiyor. Şunlar var. Aynaya bakmalar var. Bunlar var. Belli bir süre geçiyor. Ne kadar süre geçtiği meçhul. Bir zaman sonra muavin arkadan kafayı uzatıyor. Diyor ki, Mehmet abi, hazırsan ufak ufak çıkalım, karanlığa kalmayalım. İnce Mehmet hala halde, hiçbir yere gitmemiş. Ama bunlar var. Bunlar niye var? Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Bu tarihi ana tanıklık etmiş olduk. Evet. Sağ olun. Sağ olun.